gidiyor bu araba? Ramiz mi aramıştır diyorsun Damla'nın evini? Ama yarın geliyormuş. Bir şey yapamaz ki şimdi. Ben yarına kadar o kapıda bekleyeceğim. Birilerini aramayalım mı? Adam falan gönderelim. Kimseye söyleyemem bir kızım olduğunu. Riske atamam. Cengiz. Saçma mı olur Cengiz? Cengiz kayıp vaka Eyşan. Özellikle seninle benim aramdaki durumdan sonra iyice koptu. Kendine çalışıyordur şimdi. Sen sıkı tut. Buyurun. Afiyet olsun, kendi tarifim. İçmeyeceksiniz. Ayıp ama hazırladım o kadar yani. O zaman yardım edin bari, böyle geçmiyor vakit. Ezel yardım etsinler dedi. Şurada çöpler var, kokmuşlar. Çıkartalım mı onları? Sen kapıyı kontrol et. Bari. Ben de size yardım edeyim. Şöyle gidiyoruz. İleride solda duvarın yanına bırakıyoruz. Görürsünüz zaten orada hemen çöpler var. Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Kendi kapıyı. Ne var? Ne istiyorsun benden? Bak burada olduğumu biliyor bir arkadaşım. Dönmezsem Ezel'e de polise de haber verecek, tamam mı? Bayağı tedirgin etmişim seni. Affedersin. Tedirgin falan değilim, tamam mı? Ne istiyorsun benden? Gelmezsen Ezel'i kaybedersin dedi. Ne yapacaksın ona? Yo, bir şey yapmayacağım. Yani fena olmazdı aslında başına bir şey gelse ama. Delisin sen ya, ben gidiyorum. Yanlış anladın. Bir şey olsun istemiyorum Ezel'e. Yani olsa da olur ama benim derdim Ezel değil. Benden ne istiyorsun o zaman? Bırak kolumu, bağırırım. Dur, sakin. Bu iş bitsin istiyorum artık. Ramiz'le Kenan ya. İki koca dev kapışıyor, arada biz kaynıyoruz. Bak, ben vazgeçtim güçten, paradan. Ne Kenan, ne Ramiz. Sadece bu iş bitsin istiyorum. Bu işin bitmesi için neler yaptım bugüne kadar bir bilsen. Bana ne ya? Bana ne? Benden ne istiyorsun? Bu işin bitmesine yardım et. Ali ile Ezel'in yardımına ihtiyacım var ama konuşmazlar benimle. Yani Ezel konuşmaz. Eyşan var arada. İkimiz de Eyşan'ı istiyoruz. Eyşan'ı istemiyor. Herkes Eyşan'ı ister. Ama itiraf etmez. Ben ediyorum. Bak. Ben sadece bu iş bitsin, Eyşan'ı alayım, çok uzaklara gideyim istiyorum. Ne Ezel, ne Kenan. Allah hepsinin... Yardım et Bade. Eyşan'ı alıp gitmeme yardım et. Alo Azat, bir şey oldu, konuşmamız lazım. Nasıl gelebilirim oraya? Ne oldu? Ya şu Cengiz var ya, geçen gün Uğur kaça geldi. Bir tehdit oldu falan, Ezel'e bir şey yapacak zannettim, buluştum. Yardım istiyormuş. Ben bu işlere karışmak istemiyorum, ne yapacağım? Yapma sen bir şey, uzak dur Cengiz'den. Ama bir dur bakalım. Ya belki bir şey çıkar oradan, bir el atalım biz de. Sabah şeye gel, burada pazar kuruluyor, oraya gel. Ben oraya kaçacağım sabah. Arkadan kaçarım, hem Ali de olmaz. Oraya gel, tamam mı? Tamam. kapatıyoruz. Ha? 5 numaradaki kokonayı çıkart, kapatıyoruz. Oğlum ne bakıyorsun? Kapatıyoruz ya. Vay dayım! Hoş geldiniz. Ne haber Hamit abi? Dışarı yaramış bir genişlemişsin. Çıkartamadım. Kimsin? Ha ben Ömer'in arkadaşıyım. Mektuplarında çok bahsederdi senden. Aha. Buyurun. Gelin gelin. Buyurun. Ya Ömer'imiz iyi çocuktu, iyi çocuktu da öylelerini pek yaşatmıyorlar. Buralarda biraz kanı bozuk olacaksın. Benim gibi. Ki belki sürünebilirsin. Öyle değil mi dayı? Hamit, bu gece arıza biziz. Bize 2 yatak var mı? Estağfurullah be dayı. Hepsi senin. Buyur dayı. Tamam. Nasıl dayı? Çok değişmiş miyim? İyi miyim hala ha? Bu Hamit var ya, içeride hiç yenilmedi ha. Öyledir biraz, söyleme sahip. Ömer şey diyordu, ona yumruk atmayı sen öğretmişsin içeride. Gösterdik bir şeyler. Da, ya o çocuktan boksör olmazdı. Gücü kuvveti yerindeydi de... Koftu biraz, kof. Heh, yufka yürekliydi dayı, yufka. Hesapta iyiydi de düşmana ceza vermesi gerekince veremezdi. Yani bugün yaşasaydı gene veremezdi. Ha? Ama Hamit öyle mi ya? Hamit'e vurana Hamit daha sıkı geçirirdi değil mi? Öyledir, gene öyle be dayı. Hamit sahaya çıktı mı dost düşman tanımazdı, anladın mı? Öyle değil mi? Yok dayı, menzildeyse düşmanımdır. Hamit hiç yenilmedi Ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı, yani kavgada olur. Oldu. Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Dayı, hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil Ezel. Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya 2 el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi ya? Dayı. Öleceksin dayı. Benim elimden değil, gelenlerin elinden öleceksin. Birimizden değil, hepimizden öleceksin. Birimizden kurtulsan, hepimizden öleceksin. Niye buradayız hala anlamadın Hamit. Ben kaçacağım, hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı. Adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Dayı yapma. Kaç defa söyleyeceğim Ezel. Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezel de. Ezel. Ezel de bir daha. Ezel. Ezel de. Ezel. Neler yapıyorsun dayı? Yine neler yapıyorsun? Bizim alemde ölülerin nefesi kuvvetlidir ya. Hainin birisi ölürken senin ismini sayıklarsa ötekiler fena halde korkarlar bu isimden. Ha? Buradan nasıl çıkacağım peki? Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Soluksuz, sessiz, gölgesiz, devinimsiz bir Ramiz dayı olarak, Ramiz dayısız, kentin içine kadar sokuldum. Ağzımın içi zehir gibiydi. Tuttum bir sigara yaktım, kravatımı düzelttim, ayakkabılarımı sildim ve sordum. Ben Ramiz dayı nasılım? Sahi sen nasılsın Ramiz dayı? İyiyim, iyiyim. Ay merhaba arkadaş. Oo! Nasılsın canım kardeşim? Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Yolu niye uzatıyorsun böyle dayı? Hoş bulduk. Niye hemen gitmiyoruz şu kıza? Hoş bulduk. Yapacak işlerimiz var daha ondan ya. Daha ne var dayı? Ne var daha? Seni birisiyle tanıştıracağım ya. Sen ciddi misin? Ha, ciddiyim. Dayı peşimizde onlarca adam var. Bütün katilleri yolladılar arkamızdan. Nasıl koruyacağım ben seni? Muhitimize geldik ya. Muhitimize geldik. Ha, bilerek getirdin herkesi buraya. Hepsini bir çırpıda atlatmak için. Rabia, Rabia. Bu benim en iyi dostum Rabia, Ezel. Hoş geldiniz. Bu da Rabia, karım. Bırak onları oraya Rabia, bırak. Rabia, şurada bizim eski albümler vardı. Çocukların fotoğraflarını göstereceğim Ezel'e. Sen de kalsın yeğen. Onlar ne biliyor musun? Şimdi de bunların hepsini teker teker ziyaret edeceğiz değil mi dayı? O en büyük var ya, o Dudullu'daki deponun anahtarı. Böyle büyük şeyler ortadan kaybolsun istediğim zaman oraya koyarım. O yanındaki benim Sarıyer'deki evin, kafayı dinlemek için. O iki tane araba dükkanı, kapalı ama. Arada giderim ben. En sondaki memleket. Antep'teki evin anahtarları onlar. Onlar ne? Biliyor musun? Senin güvende kalmak için gittiğin yerler değil mi? Ha. Gidecek yerin kalmadığında gittiğin yerler. Ha. Senden başka kimsenin bilmediği yerler. Ben niye şimdi biliyorum o zaman dayı? Ha gel, gel abi ya, gel. Bak ya. Bu Ali Temel. Ailecek Kaynarca'ya gitmişiz. Gel yanıma. Gel abi ya. Gel, gel buraya otur. Gel. Gel. Neresi burası? Memleket. Selim eşeğe binmiş bak. Eşek kısırdıydı onu orada. Öyle. Bu kim dayı? Ha, o bizim hemşeri. Yani her gün çorba yapardı, delirtirdi beni yani. Tabancayla kovaladı onu Ramiz Bey. Bak burada bütün çocuklar var. Ya. Uğurum doğduğunda kendi silahımı yastığının altına koydum. Benden iyi o. Benden sonra o. Olmadı. Bak şimdi. Burada ailecek sinemaya gitmişiz değil mi bak. Uğur sırtımda, Selim. Sen yoksun Rabia. Nasıl? Yani ikimizin beraber böyle bir resmi yok. Resimleri hep ben çekiyordum da ondandır Ramiz Bey. Ezel, şu ikinci çekmece de şurada. Bir eski Polaroid olacak, onu al. Çek bir resmimizi. Gerek. Dayı, geliyorlar dayı. Çekiyorum. Tamam Ramiz Bey. Tamam. Dert etme kendine. Bir resmimiz yok beraber Rabia. Bir sen kaldın tek başına bu evde. Olsun Ramiz Bey. İşiniz var dedim, bekledim. Aşkınız var dedim, bekledim. Ben beklerim. Ben hep gidiyorum, sen hep kalıyorsun. Ama... bir resmin bile yok benimle Rabia. Olsun Ramiz Bey. Ben beklerim dedim. İş biter, eninde sonunda gelir dedim. Bu evde tek başına bıraktım seni Rabia. Ama sonunda geldin Ramiz Bey. İş bitti, aşk bitti. Ben haklı çıktım. Sonunda geldin değil mi Ramiz? Artık gitmeliyiz dayı. Ha, güzel değil mi? Kaldı ya. Korkutma şimdi beni. Ne demek istiyorsun? Ölülerimi gömmem gerek yeğen. Ölülerimi gömmem gerek. Son bir ölüm kaldı. Onu da gömmem gerek Ezel. Kenan. Ha. şimdi. İndi uçağa. Pilotlar hep buraya geliyormuş. Servisler bile buradan kalkıyormuş. Evde olacağım ben. Gerilme, tamam mı? İyi olacak. Affedersiniz. Adınız Damla olabilir mi? Bir ihtimal. Havayolları müfettişi Kenan İmirzalıoğlu. Dosyanıza yeni baktım, oradan biliyorum. Aha, pardon. Memnun oldum. Ben bilmiyordum müfettiş geldiğini. Çalışanlara haber vermiyoruz genellikle. Ama tebrik ederim. Şirketin en iyi hosteslerinden birisiniz. Teşekkür ederim. Bir iki form var doldurmamız gereken. Oturmamızda bir sakınca var mı? Siz oturun, ben geliyorum. Bu da tamam. Başka bir şey var mı? Çocukluktan kalma. Çay kahveye 5 şeker. Sicilime işlemezsiniz inşallah. İyi, anne baba bir şey dememiş. Şanslı çocukmuşsun. Açgözlü bir çocukmuşum. Ben biraz geç olmuşum da çok düşmüşler üstüme. Ne istediysen 5 katı. Pardon, 5 peçete lütfen. Şey diyecektim, çalışma saatleri. Değil mi? Biraz yoğun. Yani iş performansını da etkiliyordur, özel hayata da zaman kalmıyordur. 29 yaşındayım, hala ailemle yaşıyorum. Teşekkürler. Yani şaka bir yana, aslında ben öyle istiyorum. Öyle mi? Şanslı aile. Bu zamanda yok öylesi. Çok içli söylediniz. Benim de bir kızım vardı ondan. O uçtu mu yuvadan? Çok erken uçtu. Maceracı. Ne yapıyor, okuyor mu? Çalışıyor. Senin gibi. Çok seyahat ediyordu. Resmi falan var mı? Yanımda yok. O da uzun saçlı, kumral. Harika bir gülüşü var. Annesine çekmiş. Her şey iyi olacak hissi uyandırıyor insanda. Kızına aşık baba. Onlardan da çok kalmadı artık. Benimki karşılıksız aşk maalesef. Uzun yıllar oldu onu görmeyeli. Damla. Kim koymuş adını? Babam tabii ki. Bırakır mı başkasına? Ben de buradan çıkıp kızıma gideceğim aslında. Öyle mi? Doğru dürüst tanımıyorum bile onu. O kadar çok yıl kaybettim ki onsuz. Ona gidince anlatacağım hepsini. Kabul eder mi sence beni? Tabii ki eder. Babasınız siz. Bir kızla babasının arasındaki bağ öyle çabuk kaybolabilecek bir şey değil bence. Değil, değil mi? Hayatta en çok sizi seviyor Kenan Bey. Şimdi bilmese bile emin olun öyle. İyi insan lafını... Pardon, lafınızı unutmayın. Babacığım, bakıyorum dayanamadın. İyiyim. Niye? Ya aman baba. Hayır. Ya arkadaşız. Yani çok iyi bir çocuk. Genel. Ya tamam, genelden biraz daha şey... Özel. Hem ben ona da dedim. Hem ben Hemen senin yanına getireceğim onu. Ona da söyledim. Babam her şeyden önce gelir dedim. Cidden dedim ya. Biz babamla pazar günlerini birlikte geçiririz dedim. Pazar günlerini karışamazsın dedim. Sonra haftada bir kere oyuna gideriz dedim. Ha bir de şey dedim, hani olmaz ya bir ağlama krizi falan olursa sakın teskin etmeye kalkma, direkt babamı ara dedim. Ne yapıyormuş baban öyle benim yapamadığım dedi. Ben de onun bir şey yapmasına gerek yok ki, geliyor her zaman. Ya işte babam benim o dedim. Korkuttum yani çocuğu. Ne yapalım, standartlarımız çok yüksek. Ha baba, bugün buraya bir tane müfettiş geldi. Ha oraya da mı geldi? Ne dedi biliyor musun? Ben bizim dönemdekilerin en iyisiymişim. Cidden dedi ya. Galiba terfi ettirecekler. Evet. Tamam, ben bekletmeyeyim. Öpüyorum babacığım. Ben de seni. Söylemedi bana. Kızım olduğunu bilmiyor. Kimse ona bir şey yapmasın. Başkasının kızı o. Biz birbirimize ne yaptık Ramiz abi? Biz birbirimizin hayatını çaldık Kenan. Sen bana ne yaptın Ramiz abi? Ben sana ne yaptım? Bitti artık Kenan, bitti. Yolun sonuna geldik artık. Ben senin çocuklarına... Ben ne yaptım Ramiz abi? Ben başlattım. İlk bıçağı ben sapladım. Sen benim kızımı aldın abi. Benim bir kızım olacaktı. Senin çocuklarının yanında olacaktı. Biz ne yaptık birbirimize Ramiz abi? Bitti artık. Bitti. Yolun sonuna geldik. Affet beni Ramiz abi. Sen benim kızımı aldın. Affet beni. Söyle gözünü seveyim söyle. Affettim de. Affettim mi? İyi. Çünkü ben de senin kızını aldım. Ezel, Azat yok. Çantasını da almış gitmiş. Yok. Burada mı? Aradı mı? Geldi mi? Azat! Kızımı ne yaptım dedin sen? Alıcıyı ceketine yapıştırdım kolundan tutarken. Duyuluyor mu? Sabah şeye gel. Burada pazar kuruluyor, oraya gel. Ben oraya kaçacağım sabah. Arkadan kaçırım hem ayı da olmaz. Oraya gel, tamam mı? Alo Kenan. Operasyon tamam. Bade ile konuştum. Tabii ki en yakın arkadaşını aradı kızcağız. Yarın alıyoruz Azat'ı. Rica ederim. Zaten yapacağını yapmıştı. Niye kızımı bana bırakmadın Ramiz abi? Hepinizi unuturdum. Kızımın babası ben olurdum. Başka bir adam olurdum. Niye bırakmadın Ramiz abi? Azat! Yapma! Bırak Azat'ı! Göze alamazsın. Azat! Baba benim suçum. Bir şey yapmak istemiştim. Merak etme kızım. Sarnıca gidiyoruz. Yarım saat vaktin var. Senin bana verdiğin gibi ben de sana bir seçenek vereceğim tabii. İster kızını seç, ister kendini. Bence benim yaptığım gibi yap. Bir kızın olduğunu unut. Yaşamaya devam et. Ya da sen gel. Kızın yaşasın. Baba gelme! Baba sakın gelme! Geleceğim! Geleceğim kızım, geleceğim! Vaktinden önce anlamanın şaşkınlığı mı? Vaktinde anlamanın sevinci mi? Ya da biraz geç kalmanın o gereksiz tedirginliği mi? Hangisi? Ama belli ki artık sonundayız her şeyin. İtiraz istemem. Bütün gün peşinde koşturdum durdum değil. Sen burada kalıyorsun, ben gidiyorum, anladın mı? Adam benim canımı istiyor Ezel. Benimkiyle yetinecek o zaman. Anlamam. Ben gideceğim, kızımı o herifin elinden alacağım. Eğer sen karşıma çıkarsan seni de vururum, anladın mı? Öldürecekler seni. Bekle. Bekle. Ne? 2 kişi. Senle ben. Bir şansımız olur mu? Olmaz. Bir daha düşün dayı. 2 kişi. İkisi de Ramiz. Biri şimdiki, biri genç. Genç olan artık doğru yerlere bakmayı biliyor dayı. Karşısındakini şeytan gibi okuyor. Doğru zamanda silah çekiyor. Gerekirse merhamet gösteriyor, gerekirse ceza veriyor. Aşkıyla intikamını, dostuyla düşmanını artık birbirinden ayırıyor dayı. Biraz uzun sürmüş, zor olmuş. Ama genç olan ustasından sonunda her şeyi öğrenmiş. Güzel. Bugün için yetiştirmedin mi beni? Kim olduğumu anlayayım diye yetiştirmedin mi dayı? Öyle yaptım yani, öyle yaptım. Oğlum doğduğunda yastığının altına silahını koymuş. O silahı ben istiyorum şimdi. Bu yelek de senin. O bana göre değil. Burası için dayı. Yaşayamadığımız hayatlar var ya, oradan çıkınca hepsini beraber yaşayacağız. O kadar bekledim ki geliyorum. Ölümümü bekledim, geliyorum. Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini bekledim, geliyorum. Kızım. Gel Ramiz abi. Gel de bitirelim artık. Bırak kızımı! Baba gelme! Geç geç bile kaldım kızım. Gel al kızını. Niye inmiyorsun? İnsene. ateş edeceğim. Yemiyorsun. Baba. Niye ölmüyorsun? Temmuz çekil. Baba. Baba. İyisin değil mi dayı? Ha? Baba kolun nasıl? İyi ki yeleği giymişsiniz. Olacak o kadar. Hemen hastaneye gidiyoruz, hemen. Yaptık dayı, yaptık. Azat'ı çıkardık oradan. Yaptık dayı. Milletin gözünü gördün mü? Baba efsane oldun, efsane. Gördün mü Ezel? Çelik yeleklerden de yardım aldık tabii biraz. Gördün mü ya yaptığını, neler yaptığını gördün mü? Ramiz Karaeski o. Dayım benim. Dur biraz şurada, dur. Ha? Dur Ezel, dur. Bak ne güzel görünüyor İstanbul buradan, değil mi? Sonra dayı başlamayalım yine. 2 dakika dur Ezel. 50 kişiyle savaştık. Binlerce kurşun sekti üzerimizden. Bütün bir şehri karşımıza aldık. Gene de canlı çıktık. Bakalım. Barıştık mı İstanbul'la? Kaygısız, tasasız, sırtımızı duvara vermeden tadını çıkaralım yaptıklarımızın. Hak ettin bunu değil mi? Hak ettin dayı. Azat, Azat, al şunu kızım. Bu senin. Sen yine de bir ambulans çağır. İki dakika. Aa, sürmez bile. Yani ben gözlüklerimi getirmemişim. Şu şiirin sonunu okur musun bana? Senin gibisi yok vallahi dayı. Sabahtan beri bırakmadım bu kitabı. Yelek. Giymedin değil mi? Bana göre değil yani. Biliyordun. Başından beri biliyordun beni. Neyi biliyordum yani? Vaktinin geldiğini. Ne? Yürüdük onca yılı o zaman. Ha, ne yaptık beraber? Kürk. Senin bankaya gittik. Sen hesapları gösterdin bana orada. Kasanın anahtarı bundan böyle Ezel'in 2 dudağı arasındadır, tamam mı? Hesapları bana geçirdin. Onun için gittik oraya. Ne kazandıysan bana verdin. O kadar. Otelde, Hamit'le. Benim adımı söylettin ona. Ezel. Benim için yaptın. Benim namım olsun diye. Bundan böyle benim ismimden korksunlar diye. Bitti mi? Senin evine gittik. Bana bunu verdin. Ne onlar? Güvenli yerler. Zorda kalırsan. Öyle. Karımı da gördüm. Gördüm dayı. Ona da kendi annem gibi bakacağım, söz. Biliyorum yani. Bu kadar mı? Bana en son bunu verdin. Senin silahın. Benim için yaptık biz bu yolculuğu. Senin bana vasiyetin de bu yolculuk. Ben seni ilk gördüğümde Ömer, seni yanıma alırken benim için öl diye almadım yani. Niye aldın dayı? Ben giderken bana eşlik et diye aldım onu.